Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Çomçalık Koyu'nda kano gezimizi tamamlamış ve koyda keyif yapmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümümüzde Yeşilova Körfezi'ndeki birçok koyu geziye çıkıyoruz. Sonrasında Ahtapot Restoran'da alışverişimizi yaptıktan sonra yemeğimizi yiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Şuranın güzelliğini size göstermek istedim. Herkes gitmiş. Bir şu eski balık çiftliğinden kalma ağ var orada yerde. Bir de biz. Kitiloşlar. Evet, artık Çomçalıklardan ayrılma vakti geldi. Gördüğünüz gibi Eda hocam kahvemizi hazırlıyor. Eline sağlık. Ve bizim Çomçalık'tan bir iki adacığa ziyaret edeceğiz. Bir on. Efendim elinize sağlık. Hava sıfır. Eksi bir hava hatta. Bakalım öyle gidiyoruz. Öyle Ganeyre gibi gezi. Arkası da şöyle. Burada Söğüt kanalı. Söğüt'e geçen karşı Cumhuriyet Mahallesi. Bu şekilde devam ediyor. Karşımızda bir sığlık şamandırası var. Onun sancağından geçeceğiz. İşte Söğüt adayı falan çekmiştim buraları. Zeytin adayı çekmiştim. Kızıladayı çekmiştim. Devam ediyoruz. Her şey yolunda. Biraz şöyle Söğüt'ün güney burnu, yani o İblis burnu muydu orası? Nereydi? Hemen Bozukkale'den sonra Bozburnu'na girerken döndüğümüz ilk burun. Orayı biraz gezelim dedik. Oğlan boğuldu koylarına bakalım dedik falan. Öyle gidiyoruz yani. Türk karasuları müthiş. Şöyle birçok avantajı var. Biraz sıcak yani. Sıcağı dışında müthiş. Şöyle koylar fazla yok yani. Bunlar güzel. Sessiz, sakin. Neredeyse sessiz, sakin yani. Denk gelme meselesi tabii. Şu aralar Yunan'a herhalde vize açıldığı için burası daha rahat. Rahatlamış. Bu hani kapıda vizeyle özel tekne sahipleri de Yunan'a gidiyor anladığım kadarıyla. Vize alamayanlar falan. Bu açıdan iyi oldu bu iş. Hem millet görüyor, kıyaslıyor, hem buraların kıymetini biliyor, hem işte yemeğini yiyor falan. Bu iş iyi oldu yani. Buralarla rahatladı biraz daha. Sonuçta sınırlar canlılar için değil, coğrafi çizgiler bence. Yani bir insana sen şuradan çıkamazsın, sen buradan gidemezsin. Veya ülkeden çıkacaksan senden biz harç alacağız falan şeyi biraz bana ters geliyor. Genel olarak durum bu. Bakın haritada da şey işareti çok güzel yapılmış. Sığlık şamandırası gözüküyor mu bilmiyorum. Onun arasından geçiyoruz şimdi. Bakın şu sığlık şamandırası gördüğünüz gibi. Şu an mesela bu 6,5 metre falan yani sığlık dediğinde. Tabii büyük deplasmanı olan tekneleri falan düşünerek yapıyorlar bunu. Bizim için yapsalar hemen hiç yapmalarına gerek yok. Şu hemen guletin arkasında da Söğüt kaldı. Şurada bir tarihi şey var. Keçilerle beraber gözüküyor mu bilmiyorum ama bunu da çekelim. İşte Bozburnu'nun böyle çeşitli noktalarında işte eski kiliseler, şapeller
kalıyor gördüğünüz gibi. Mutlaka var. İşte keçiler var hemen yanında mesela. Takılıyorlar. Şimdi bundan şöyle bir avantajı var. Geçen keşfettim. İşte Bizans, ne bileyim işte, yok Likya, yok işte buradaki Dorlar vesaire. İşte tarih öncesi Anadolu şey veya tarih sonrası. Şöyle bir avantaj. Bunlar olduğu zaman tabii arkeolojik alan oluyor. İşte yok doğal koruma pek olmuyor. Arkeolojik koruma alanı oluyor. Bunlar sayesinde hala buralar korunuyor. Yani gidip de işte evleri mevleri olabildiğince az basıyorlar. Yani hala koruyor yani bunlar şeylere. O hani işte şey, dini açıdan demiyorum yani, hani koruduğuna inanılıyor ya sonuçta, dini bütün işte eski kabilelerin ateş yakmasından, işte Göbekli Tepe'den, işte kiliseden, camiden, ne bileyim. Hani insanlar iyi niyetle gidiyor. İşte iyi hislerini, işte dileklerini, işte dualarını yapıyor. Niye? Hani iyi bir şey için. Ki zannetmiyorum kötü bir şey için hani. Bunlar da hala iyi çalışıyor yani. O gözüküyor. Hala koruyor buraları. O açıdan hoşuma gidiyor tarihi eserler. Kaleler olsun, şeyler olsun. Yoksa dümdüz ederlerdi. Değirmen adamız. Şu küçük adacığı. Bu da kendisi. Üstünde değirmen var mı kaptan? Şu an değirmen falan gözükmüyor yani. Öyle bir değirmen. Ne bileyim adını. Küçük olan Suluca, büyük olan da Taşlıca mıydı? Evet. Çok tahmin edilir. Küçük olanlara Suluca, taş olanlara Taşlıca diyerekten çok yaratıcı gene isimler koymuşuz odalarımıza. Evet, aynen. Ne koyacaklardı? Cavit'in adası mı koyacaklardı? Evet, artık Değirmen Adaya girmiş bulunmaktayız. Adacığı var. Karşıda küçük olan Suluca, arkasında da gözükmeyen Taşlıca var. Acaba bir yer değirmeni mi var diye diyorum. Yok. Henüz göremedik öyle bir değirmen. Şu Sulucağ'da şu yassı duran su mu çıkıyor orada acaba? Şu da Taşlıcağ'da. Bu adalara biz ilk defa geliyoruz. O yüzden de nereye demir atılır, ne yapılır bilmiyorum. Dip gözüküyor Mert. He? Dip gözüküyor. 14 metre falan. Denizin üstü yine yağlı yağlı bir şey, pis. Ay şurada su kuşları var. Su kuşlarının tatlılığına bak. Mart değil su kuşu. Su kuşlarına bak. Dip çok kayalık. Evet. Anlatamam. Çok fena kayalık. Çok haz etmem. Takılsa da problem değil, ben alırım yani. Çok haz etmediğim bir dip yapısı. Takılırsa takılsın yani, anladın mı hani? Kaptan diyor ki takılırsa takılır, ben alırım diyor, dalarım diyor o kadarına diyor. Ya o da doğru. Aa, Posidonyalar çok şirin. Hava da güzel. Martılara bak, uyuyorlar. Ay küçük balıklar var. Uyuyor bak martılar. Oo, balıklara bakın. Evet, martılar bayağı uyuyor. Şöyle çapa atacak bize bir alan tespit et, kumluk mümkünse. Şu taraf işte. Yavaş yavaş atabilirim yani. Onun çapasını geçtik değil mi çoktan? Onun çapasıyla bizim işimiz yok, alakamız yok. Arada 80 metre var. Şu Posidonyaların ilerisi olabilir. Buraya atayım işte, dursun burada. Bak zaten şu olur, şu Posidonyaların oraya da olur ama buraya da olur. Kumluk bir yer. Evet evet, kum. Değdi. Bu zaten koydaki bizim yanımızdaki Tuğberk Paşa. Hiç serinlemedin değil mi?
Daha sıcak. Gel bakalım. Çöp mü buldun? He. Bir. Zaten şimdi şeye gideceğiz ya. Söğütte atılır. Haydi cup 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 cup. Saf. 1 2 3. Karadan döndüm. Mert'i buldum. Gel gel gel. Çok ay ay ay. Koş. Mert bana minnak plaj almış arkadaşlar. Denge var. O çok güzel. İyi düşünmüşsün bu plajı bana almak. Kanal du Amour'dan geçeceğiz diyor Mert. Aşk kanalından geçiyoruz diyor. De Amour. Daha alışmış De Amour'a. Aşkım burası korku değil. Burası daha güzel. Bu arada giriyorum çıkıyorum daha da ısınıyor. Gide sıcak basmaya başladı. Gerçekten küresel ısınma çok yazık olmuş. Deniz 30 derece arkadaşlar. 30 derece deniz mi oluyor? Antalya gibi yani. Tak gözlüğünü alttan bak çok. Kara gelme mi? Ay çok sığ Mert. Dikkat et. Ay ay ay. Mert. Aşırı sığ. Çok fena. Huhuhu. Hafif bir ürperti. 3 metre ya. 2-3 metre bize uygun ama gene de bunun haber vermeden dalman kötü oldu. Of şurada çok güzel bir sarıyorsun.
Güzelmiş ama dik. Ayna gibi. Arkamızda kaldı. Kara gelme. Kara gelme mi? Kara gelme koyu. Evet. Kara gelme koyu diyorum. Kara gelme. Bizim Batı Akdeniz'de böyle cağlara, ceyizlere, cığızlara bayılıyorum ben. Taşlıca, Kumluca, köy ceyiz, su ceyiz. Şeyde de var, Yunanca'da da var. Yunanca öğreniyorum ya. İşte Uzaki diyor mesela, uzacık. Krasi demiyor, şarap krasi, krasaki. Şarapçık. Kıbrıslılar da zaten. Basçık, oğlancık derken. Bunlar benim hoşuma giden şiveler. Burası bayağı derin. Genel olarak denizler pis ya. Yazık, üzüldüm. Burası çok pis. Daha deminki yer de aslında pisti. Turkuazlı renk ama. Evet, kayalık. Duvar oldu, boş ver. Çok derin burası bize. Şöyle bir kaya bankı var. Balıkçı Ayşenaz Sultan. Taşlık, küçük taşlık yani. Kafan kadar taşlar var. Belki şuraya şöyle atıp. Ama kaya var ya. Kumlu mu diyorsun? Okay. Bak, bize hep o kaya bankını atacak. Evet, doğru. Güzel değil bence. Orayı beğenmedik. Yola devam. Yani çok güzeldi, tamam da bizi aşıyor. La 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 la. Şurada bir ara var Mert. Evet. Ejderha kayalıkları. Uçaklığına fırsat bilip bu sarp yerlere bakmaya geldik. Normalde buralara yanaşmak bayağı sıkıntılıdır. Şurada küçük bir plaj var. Ve şurada da birazdan yakın çekerim. Hayvan gibi bir ev var. İskelesi var. Müştemilatı var. Baksana şey de var ya. Vay be. Zeytin bile dikmişler bak. Bayağı burada bir yerleşim var. Kuş da var, geziyorlar. Su kuşcağızı yüzüyor. Yani 3-4 tane taş ev var, bir de daha yeni yapılıyor. Vay vay vay. O zaman ben de Şiyan tarafı alayım. Yani plajı mesela evet, dikkat değil. Özel mülktür, girilmez yazmış. Evet, şurada tarihi bir şeyler var. Bakın bakın. Bakın bakın. Ala gelmesi burası mı? Her yere ala gelme sanıyorum. Sığlaştı değil mi? Evet, geldin o açık rengin üstüne. O,
Atabilirsin. Aa, ama bak kaya var. Dur dur dur. Sol taraf kaya. İskele var, görüyor musun? He? Antik şu. Evet ama problem değil. Sığ yani. Az, şöyle atsam ne olur ki? Bunun üstünde yüzer bile zaten. Ha okey. Şu olur. Zaten kafadan alacağız gerçi. Hangi renkte? Mavi. Evet. Neymiş acaba bu? Hani, evet, tuzla var. Eşek. Şu domuz mu? Şu domuz. Domuz değil mi? Bayağı domuz. Zaten evet, batmış işte. Ya da yıkılmış depremde falan da filan da. Bunu bilmiyordum burada olduğunu. Herhalde bir gözetleme kulesi ya da kilise tarzı ya da ne bileyim. Bayağı kalınmış bu arada. Evet, bak daha beyaz duvarları var bunların. Evet. Şeydeki de öyle. İleride de öyle vardı. İşte Doris falan. Fiş mekan. Çekiyorum. Bu oval. Oval bir yapı var herhalde. Bu da gene kilise olabilir Eda. Aa, kilise. Ne yapıyorsun orada? Bizans kilisesi mi acaba? Çünkü çok şunlardan var. Bunlar kısımları gitmiş olabilir. Bizans denir. Evet evet, kilise. Ovali belli. Ama biraz deniz alıyor burası koy. Şu şuradan patlayıp geliyor belli. Burası tuzla olmuş yani. Bekle. Evet, ne o Eda, ne buldun ya? Tupuntada. Bu bir uluslararası kadın aktivistleri ağıymış Mert. Örgü örüyorlarmış. Cinsiyetçi şiddete hayır demek için. Çok tatlı ama. Ve de eşitlik. Hak eşitlikleri için. Ya, şöyle örgüler örüp bir yerlere koyuyorlar. Bundan benim de haberim olmuş oldu böyle. Ben de buna katılayım. Hemen katıl. Burada işte more aynen. Information demiş. Katılmak isteyen katılabilir. International Network of Women Activists. Evet. Tupuntada yenen... Sen de bunu bir yere bırakacaksın o zaman. Evet, ben de bunu bir yere bırakacağım ki böylece yayılacak. Haydi bakalım. Evet, şu an ala gelmesinin bir öncesi bir Bozburun'a doğru, pardon bir Söğüt'e doğru olan koyundayız. Şöyle bir ev yaptık var. Taş çok güzel. Bir küçük kuletçik var. Bu adası. Tatlı bir ada. Arkada bir gulet falan daha var. Ala gelmesinde direği gözüküyor ya da yelkenli. Bu adası İncirli Ada. Oğlan boğuldu da artık şurada kalıyor. Bir ileride kalıyor. Artık bayağı yaklaştık.
Burada bakın bir su üstü tehlikeli bir kaya var. Hani? Hemen şeyde. Abi. Biraz açığından geçeceğiz. Tarihi eser de vardı şeyde. Sanki ortak. Ya yok ya, onlar köyden kullanılmış şey. Ha, eski evler. Eski. Sonuçta ayın burada 80-90 yıl önce de yerleşimler varmış ya, kullanılırmış. Ağıl olur, köy evi olur. Bayraklı tepemiz. Ne güzeldir sularda olmak şimdi. Gerçekten de. Gökler altında, sular üstünde olmak çok güzel. Evet, şu kayalar gerçekten sahiden yani. Kop korkunç. Bu arada maşallah yelkenimiz de jilet gibi duruyor yani. Maşallah maşallah. Mert kaptanın marifetleri. Mert onu gördün değil mi? Gördüm. Tamam. Doris kızımız bu sefer alay gelmedi. Bari eşekçiklere su oluyor buralar. Azmak. Şöyle şey olmuş. Açık bir deniz olduğu için pislikler gelmiş. Keçiler için sanki su koyma yerleri var. Bol motor yatçı görüyoruz. Oo, 5 tane. Bu adaya oğlan boğuldu diyorlar, şu kayalığa. Ada demeyeyim de kayaya. Neden öyle diyorlar bilmiyorum. Bunu öğrenmek gerek aslında. Demek ki çocuk mu boğuldu, ne oldu acaba? Bir şeyler. İpleri görüyorsun değil mi? Renkler yine güzel. Şöyle bir ip. Mavi bir deniz. Yer yer kayalar. Ha, kaya değilmiş, şeymiş, Posidonya'ymış. Evet, aynen. Benim de aklıma geçti. Agia Marina'ya benziyor simideki. Onun tabii şu küçük adasında bir tane kilisecik. Şöyle bir alarga oluverdik bakalım. Güzel esiyor. Daha deminki yerde hiç esmiyordu çünkü. Bakalım, bakalım.
arkadaşımız Doris. Berraklığa baksanıza. Bomba güzel. Tekrar da herkes üç kağıt. Herkes üç kağıt. Tabii. Yiyor, hak ediyorsa. Yani ilk gören diğerlerinden bunu arıyor, toplar mı? Yok. Yeniden simi veya aynen kostan yapılıyor. El teknesiyle sohbet muhabbet. Sonra çıkışı yani onu... Bakalım bay bay. Baymış baymış. Deniz kızını da yere yırtmak istedik. Çünkü deniz kızını çok seviyoruz okluktan dolayı. Ama yer yokmuş. Yer yok dediler. Biz de oktopusta yer bulduk. Bugün artık biz Söğüt'te bağlanmak zorundayız böyle bir yere. Çünkü suyumuz bitti. 6. gün malum. Artık elektriğe de ihtiyacımız var. Aküden bayağı yedik. Görüşürüz bay bay. Denk geldi. Denk geldi diyorum. İyi oldu bence. Hadi bay. 50 teknesiyle orada karşılaşacağız. Onlar da oraya gidiyorlarmış. Evet kapitan. Evet. Direktif ve görüşlerini alalım. Oğlan bu oldu çok güzel. Aya Marina'nın karşısında da aynısı zaten. Evet ikizi. İkizi. Şimdi gittiğimizde şu arkadakileri önlere bağlayacağız. Efendime söyleyeyim. Tepi tepi bir şeyler yapacağız. Eda kaptan ciddiyetle görev başında. Görüldüğü üzere Oktopus restoranına yanaşmak için teknesini ciddiyetle kullanırken dalgalı ve arkadan gelen bir denizle seyir yapıyoruz. Beraber Oktopus'a gidiliyor. Oğlan boğuldu da tanış olduk. Takip ediyorlarmış. Bakalım gidelim. Elli bizi geçti tabii ki de. Gövde olarak gayet de güzel bir tekne. Yeni bir tekne. Gidiyorlar. Bu sene dikkatimi çeken bir şey. Sahil güvenlik kol geziyor her yerde. Bir yöne çok iyi bir şey. Ondan sonra hiç böyle hani aktif görmemiştik sahil güvenliği bugüne kadar. Bu seneye kadar. Her koyda denk geliyor ve geziyorlar. Burası üç taş. Şu an ne yapıyor anlamıyorum. Öyle bir bu arkasından şey çıkartıyor ama. Herhalde denize girenlere mi bakıyor? Ne yapıyor? Artık. Evet biz de kaptanın restoranın yanındaki ahtapota Oktopus'a gidiyoruz. Arada işte şu şey var. Şu dağ var. Burası Cumhuriyet Mahallesi tarafı. Burası işte Kızılyar tarafı. Durum bu. Evet burada da herhalde sahil güvenlik çeşitli denetlemeler yapıyor gördüğünüz gibi. Durum bu. Önümüzdeki de Oktopus hemen. Keçibükü. Şurası Keçibükü Restaurant. Captain's Corner or öyle bir yerde. Şu da Oktopus. Ah tapot. Tapoda. Söğüt'e gelmiş bulunmaktayız. Ne yapıyorlar?
Tonozlu galiba. Tonoz verecekler. Bizim kafamıza göre bir yer var. Atın kendini izlerinden. Evet evet. Merdivenimiz var bak isterseniz. Ha tamam, tamam o taraftan giriyoruz. Okey. Süper sağ olun. Evet Mert kaptım. Geçmiş olsun. Evet güzel bir yanaştık bence gayet. Profesyonel bir yanaşma oldu. Profesyonel. Ne haber? Hamam gibi su. Evet, şimdi bakkala gitme zamanı. Elektriğimizi, suyumuzu aldık. İskelemizden bakkala doğru. Evet, liman bu şekilde. Oktopus da burada. Restoran, market yanında. Şu şekilde gayet keyifli bir alan yaratmış oluyorlar. Devamlı da zaten liman. Yanımızda restoranımızın hemen şöyle bir şeyi var. Restoranın yanındaki bakkaldan alışverişimizi yaptık. Her şey var. Yardımcı oluyorlar sağ olsun. Meyve sepeti vesaire. Şöyle sepeti aldım. Bununla tekneye gideceğim şimdi. Evet. Alışveriş market arabasıyla alışverişimizi tamamladık. Yüklerim bir iki. Eşyaları yerleştirelim. Akşamüstü dayıları, balıkçı dayılar gelirken duşunu almış ve fresh bir Mert kaptan görüyoruz. Valla duşumu aldım ama gömleği giyerken gene yapıştı gömlek. Böyle yakasına Eda'ya falan çevirdim yani. Bu kadar nemli ki. Ama şey, bizi bugün kurtaracak olan bu. Hadi bakalım. Buna inanıyoruz. Tam balıkçıların şeyini, kayığını bağlamaya gidiyorum. Kapetanos. Evet, kusura bakmayın, özür dilerim. Biraz yedim. Şurasına şöyle bakın. Bak. Şöyle kapalı. Neyse işte anladım. Güzel bir levreyi ikiye böldürdük. Böyle yiyoruz. Afiyet olsun bakalım. Hep kendimi de çekmek. Güzel. Afiyet olsun hocam. Bu arada bu levrek de çupra. Çupraydı ya, evet. Şöyle bir daha göstereyim. Deniz çuprası. Gayet 1.2 kilo. Toplamı. Evet. Bir de şu var bir de. O da nemalanıyor zaten bir kısmını. Tabii. Söğüt'e gelenlere önerim.
sessiz sakin bir köşe arıyorsanız Keçibükü restoran. Hatta Mert'le bana da önerim yani. Bugün tam bir mehtap, tam bir dolma. Bekliyoruz biraz.